Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlerle önümde görmüş olduğunuz Samsung S20'nin kutu açılımını yapacağız. Buna ek olarak ise telefonlar üzerine konuşalım istiyorum. Yani sadece bir kutu açılımı değil, merhaba Android üzerine konuşalım istiyorum. Bildiğiniz üzere bir iPhone kullanıcısıyım ve sadece iPhone değil MacBook Pro da kullanıyorum. Fakat neden Samsung S20'ye geçiş yaptım ve daha doğrusu telefonlar üzerine konuşalım istiyorum. Samsung S20'nin kutu açılımını yapacağız. Hem de buna ek olarak önümde görmüş olduğunuz kablosuz şarj cihazının çift taraflı bu arada kutu açılımını yapacağız. Fakat öncelikle şöyle başlayalım istiyorum. Benim eski cihazım iPhone 7. Peki bu telefondan neden buraya geçiş yaptım diye birkaç şikayetim üzerine öncelikle başlayalım. Telefonu 3 senedir kullanıyorum iPhone 7'yi. Neredeyse hiçbir problem yaşamadım. Sorunsuz bir şekilde işimi gördüm. Ama 2 tane problem artık yeni telefon arayışına beni yönlendirmeye başlamıştı. Birincisi şu. Şarjı artık yetmemeye başladı. Neredeyse her gün 2-3 kere daha da fazla şarja koymam gerekiyor ki ben çok böyle telefonu eline alıp gün içerisinde kullanan birisi de değilim. Buna rağmen şarjı benim için artık yetersiz gelmeye başladı. Buna ek olarak ise ekran boyutu özellikle benim gibi bir içerik üreticisi için, yani fotoğraf düzenlemeleri yapıyorum, size uygulamalar tanıtıyorum, doğal olarak birazcık yetersiz gelmeye başlamıştı. Burada daha da güzel bir panele geçiş yapmayı düşünüyordum. Bu yüzden de en iyi panellerden birisi şu anda bildiğiniz üzere Samsung'da ve S20'nin bence Ultra'ya göre PPI değerine, yani piksel başına düşen görüntüye bakacak olursak en keskin net görüntü kesinlikle S20'de diye düşünüyorum. Plus'a göre aynı çözünürlükte olmasına rağmen ekranın biraz küçük olduğu için daha keskin bir görünüm sunuyor ki diğeri keskin değil anlamına gelmiyor. Öyleyse kutu açılımına başlayalım. İlk olarak telefonun kutusuna bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi oldukça şık, güzel bir kutusu var. Oldukça yalın olduğunu söylemek istiyorum. Yani oldukça sade. Hemen arka tarafında jelatinle yine korumalı bir şekilde geldi. İsterseniz hemen bir açalım. Bu arada gördüğünüz üzere Samsung garantili bir ürün aldım. Siz de bir ürün aldığınız zaman ithalatçı garantili değil, kendi markanın garantisini tercih etmenizi tavsiye ederim. Öyleyse hemen şuradan jelatini keselim ve kutu açılımını yapalım. Bu süreçte de neden S20 Ultra'yı almadığım üzerine de konuşalım istiyorum. Şöyle ki her zaman telefonlarda küçük telefonları sevmişimdir. Yani cebimde çok fazla yer kaplamasın, çok büyük ekran olmasın, kullanımı kolay olsun. Bunlar benim için çok önemli. Bu yüzden iPhone 7 almıştım. Plus değil. Buna ek olarak sadece iPhone'da değil daha da önceden, daha da eskiye gidecek olursak Sony Z5 Compact kullanıyordum ve bu telefondan da oldukça memnundum. Fakat ekranında küçük bir şurada yükseklik olduğu için artık sıkıntı yaşatmaya başlamıştı. Yoksa bu telefonda da hala bir sıkıntı yok. Sadece ekranında küçük bir problem var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Compact telefonları her zaman sevmişimdir. Böylece aslında S20'yi alma nedenlerinden birisi de buydu. Özellikle Plus'a göre ya da Ultra'ya göre. Öyleyse hemen şuradan kesme işlemini başlatalım. Şöyle yavaşça keselim. Güzel. Öyleyse kutu açılımını artık yapalım. Ve böylece karşınızda şöyle ortaya çekelim. Samsung S20. Güzel. Tertemiz bir şekilde çıktı. Bu arada iPhone 7 ile şöyle bir boyut farkına bakacak olursanız gördüğünüz gibi genişlikleri hemen hemen bir tık kalın ama daha da uzun bir telefon S20. İlk önce bir kutu içeriğinde neler var bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir parça geliyor. Kutunun alt tarafından şöyle bir parça çıktı. İçerisinde sim kartını ve SD kartınızı, micro SD kartınızı takacağınız bir parça çıktı. Buna ek olarak hemen şuradan çıkaralım. Başka neler varmış? İçerisinden iki tane şu şekilde bilgilendirme kartı da çıktı. Bunları da içeriye koyalım. Henüz daha telefonu kutudan çıkarmadım. Her ne kadar kutuyu açmış olsam da bunu en sona bırakayım istiyorum. Şimdi bazı notlar aldım bu tarz soruların gelebileceğini düşünerek. Bunlardan birisi Apple'dan Android'e geçmek. Şimdi şöyle bir endişem vardı. iPhone ile MacBook mükemmel uyumlu bir şekilde çalışıyor ve benim gündelik hayatımda çok işlerimi hızlandırıyor. Bu da nedir? Buradan bir yazıyı kopyalıyorum. Bilgisayarıma gidiyor. Bilgisayarımdan bir yazıyı kopyalıyorum. İşte buraya geliyor. Maillerim, her şeyim ortak pek çok. İşte dosyayı buradan hemen hızlı bir şekilde MacBook'a aktarabiliyorum. Bunlar işlerimi çok hızlandırıyor. Bunları kaybedecek olmak beni birazcık düşündürdü. Fakat benim hem iPhone'a hem de Android'e ihtiyacım vardı. Bu yüzden de aslında
hani iPhone'dan vazgeçtim değil. Belki iPhone 12 çıktığı zaman bir incelemesini yapabiliriz böyle bir fırsat olursa. Fakat bunu, bu riski de göze aldım açıkçası. Ya da üçüncü parti uygulamalarla bunları yapabilirim diye düşündüm. Elbette bu tarz endişelerim var fakat bunları deneyimleyerek sizlerle paylaşırsam daha iyi olur. Bu yüzden de bir uzun kullanım testi de ilerleyen süreçte yapacağım. Yani bir 6 ay geçsin, 1 ay geçsin ya da 2 ay geçsin. Belli aralıklarla makine üzerine, telefon üzerine deneyimlerimi size aktarayım istiyorum. Burada bu deneyimlerimi elbette aktaramam. Kutu açılımını bile daha yeni yapıyorum. Öyleyse yine merak edilen konuya dönüş yapalım. S20. Öyleyse şöyle telefonu alıyorum ve karşınızda S20. Telefonun rengi gerçekte bayağı bir şıkmış. Beklediğimden kat kat iyi. Normaldeki fotoğraflarda bu kadar şık gözükmüyordu ama şöyle bir arka tarafındaki renklere bakacak olursanız güzel bir rengi var. Bunu şu an kameradaki renk işlemesinden dolayı birebir alamayacaksınız büyük ihtimalle ama çok net bir gri var. Oldukça beğendim. Oldukça şık. Çok açık değil. Açık olmasını çok fazla istemiyordum. Bu koyuluk oldukça güzel. Telefonun boyutu çok iyi. Ya elime tam oturdu. Henüz daha açılımını da yapmadım. Arka tarafta lensleri görüyorsunuz. Telefon oldukça şık. Şuradan da şöyle gördüğünüz gibi telefon 10 numara. Yani bayağı bir şık. Boyut farkını göstermek istiyorum. iPhone 7 ile şöyle bir yan yana bakacak olursanız boyut farkını şu şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iPhone 7 ile genişliği hemen hemen aynı. Fakat uzunluk farkları var ve bence bu boyut oldukça ideal diye düşünüyorum. Şimdi kutu içeriğine bakalım. Ardından telefon üzerine tekrardan konuşacağız. Şöyle bir kutu içeriğini açıyorum ve burada ilk olarak karşımıza bakalım. Şöyle bir kılıf koymuşlar. Elbette ki hızlı şarj adaptörü çıktı. 25 Watt destekliyor diye düşünüyorum. Bu şekilde biliyordum. Bu oldukça güzel. Fakat zaten bir kablosuz cihaz aldığım için şarj cihazı benim için çok önemli değil. İçerisinden USB Type-C kablomuz çıkıyor şarj etmek için. Bildiğiniz üzere Samsung S20'de artık kulaklık girişi yok. Bunun da bakalım deneyimi nasıl olacak. Genelde zaten ben Bluetooth kullanıyorum ama yine de bu deneyimlerimi aktaracağım. Burada şöyle bir kutu çıktı. Bunun içerisinde sanırım hiçbir şey yok. Ve burada da kulaklıklarımız mevcut. Kulaklıklar kablolu bir kulaklık ve gördüğünüz gibi Type-C giriş var. Bu da ne demek? Böylece Type-C girişinden kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bunu şimdilik geri koyayım ama çıkarttık artık. Kutu içeriği genel olarak bu şekilde. Çok da enteresan bir şey yok. Fakat telefonun bir ilk açılımını da sizlerle yapayım istiyorum. Ardından şarj adaptörünü kutu açılımında yapacağız. Buna ek olarak ise evet bastığımız zaman gördüğünüz gibi S20 kendini gösterdi, bize selam dedi. Bakalım. Bu arada size aklımdaki telefonlardan da bahsetmek istiyorum. Samsung S20 Plus almayı düşünüyordum. Özellikle telefonun bildiğiniz üzere pen olduğu için evet gördüğünüz gibi ekranı açıldı. Bayağı ben buradayım diyor. Cayır cayır bir ekran var burada. Mükemmel. Şimdi şundan da size bahsetmek istiyorum. Aslında ben çok yüksek ihtimalle ilerleyen süreçte Note 20'yi çıktığı zaman, piyasaya tanıtıldığı zaman da incelemesini yapmak için ürünü alacağım. Bunlar üzerinde zaten konuşuruz. Genel olarak ürün bu şekilde. Şimdi şarj adaptörünün de bir kutu açılımını yapalım. Şurada şöyle bayağı bir büyük bir kutusu var. Bu arada kablosuz cihaz işlerimi bayağı bir hızlandıracak. Hemen almışken ikisini beraber alayım diye düşündüm. Böylece daha da iyi olur, uğraşmam. Yani ilerleyen süreçte hızlı bir şekilde şarj ederim. Evet, kutuyu açtık. Şöyle bir açacak olursak bayağı bir büyükmüş. Hemen şuradan kutuyu açıyorum ve güzel. Başka bir şey çıkmadı kutunun içerisinden. Standımıza bakacak olursak oldukça ağır şöyle bir standımız çıktı. Telefonumuzu kablosuz bir şekilde şarj etmek için buraya koyuyoruz. Ardından şarj oluyor. Bu kadar basit. Bu aynı anda iki tane cihazı da destekliyor bu arada. Hem telefon destekliyor aynı anda hem de saatlerinizi destekliyor. Her Android saati desteklemiyor diye biliyorum ama bunu da ayrıca denerim. Arka tarafında iki tane fanı var. Bu ürünle alakalı şunu duydum araştırdığım vakit. Tek cihazı koyduğunuz zaman fan çalışmıyor. İki tanesini koyduğunuz zaman küçük bir fan sesi geliyor diye duydum. Bu deneyimlerimi de aktarırım. Kutunun içeriğine de bakalım. Bu arada hala destek olmak adına videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu aslında telefonu alma nedenlerimin
en başında siz geliyorsunuz. Çünkü size kaliteli içerikler üretmek istiyordum. Görüntü kalitesi iyi olsun, iyi bir telefonla göstereyim istedim. Ve şu an bence Android piyasasındaki en iyi telefonlardan birisi kesinlikle ama kesinlikle S20 ailesi. Doğal olarak böyle bir adım atmanın doğru olacağını düşündüm. İçerisinden bir tane daha hızlı şarj adaptörümüz çıktı. Bir tane USB adaptörümüz mevcut. Yine stand için başka bir şey yok diye biliyorum. Şöyle baktığımız zaman evet, başka da bir şey yok kutunun içerisinde. Asıl önemli olan cihaz elimizde, Samsung S20. Telefonun boyutu mükemmel. Yani gerçekten beni oldukça memnun etti. Bu telefonla sizlere çok güzel içerikler üreteceğimi düşünüyorum. Genel olarak durum bu. Bu kutu açılışı deneyimini sizlerle paylaşayım istedim. Endişelerim var mı Android tarafına geçiş yaptığımda? Aslında hiçbir endişem de yok. Sadece MacBook ile uyum konusunda bunları kaybetmek birazcık beni düşündürüyor. Ama onun dışında telefon zaten mükemmel bir telefon. Benim için panel çok önemliydi. Bir de olayın fotoğrafçılık kısmında da ürünü test etmeyi açıkçası istiyordum. Doğal olarak S20 şu an test edilebilecek en iyi ürünlerden birisi piyasadaki. Çünkü telefon özellikle kamera performansı çok fazla konuşuluyor. Doğal olarak bunlar üzerine de sizlerle konuşayım istiyorum. Telefonun kutu açılışını yaptık. Kurulumunu ben gerçekleştireyim istiyorum. İlerleyen süreçte bu ürün ile alakalı sorularınız varsa mutlaka yorum bölümüne bekliyorum. Çünkü incelemesini yapacağım. Bu noktada geri dönüşleriniz, sorularınız benim için oldukça önemli ve bir hayırlı olsun mesajınızı da yorum bölümüne bekliyorum. Güzel. Sanırım son zamanlardaki yaptığım en keyifli kutu açılışlarından birisi oldu. YouTube'da içerik üretmenin şöyle bir dezavantajı var. Bu ürün geldiği zaman mesela şu 3 gün beklettim, diğerini 1 gün beklettim. Video çektiğim için ne kadar kutuyu açmak istesem de ürünü açamıyordum bir türlü. Doğal olarak böyle bir dezavantajlığı var bir açıdan. Öyleyse bugün sizlerle S20'nin yeni telefonunun kutu açılımını yaptık. Dediğim gibi sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.